Aziz, neyin var senin? Bırak ne yaparsa yapsınlar. Gerçekten bunlarla uğraşacak halim yok. Hayır hayır, konu yemek değil. Yani sende bir gariplik var. Bir ilgisizsin. Haklısın. Kafam çok karışık. Tamam. Taş plaktaki şarkı dedemle, hatta annem ve babamla alakalı. Yani şu an için ulaşabildiğim tek bilgi şarkının bir minyatürü anlattı. Bunlar detay Feride. Sadece detay. Benim şüphelerim daha derinde. Nasıl yani? Bizi kasalara sen götürdün Aziz. Öyle. Ama artık yolun sonundan korkuyorum. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Neye ne gideceğimi, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Lafı evirip çevirmenin anlamı yok. Sen bana hala güvenmiyorsun. Hayatımda ilk defa kendimi paramparça hissediyorum. Aziz, bak. Biz bir yola girdik. Beni buna teşvik eden de sendin. Biliyorum. Ama şu an kendimi bir oyun içinde piyon gibi hissediyorum. Oyun mu? Oyun ya. Mesela Feride. Arifler satrancı hakkında. Ne biliyorsun? Şüphen oralara kadar gitti demek. Lütfen beni yargılamadan konuş. Ben seni yargılamam. Sadece anlamaya çalışıyorum. İstediğin zaman Necmi amcanın yanına gidebilirsin. Aklında her ne kadar soru varsa ona sorabilirsin. Öyle bir şeye lüzum yok şu an. Dedem, Mehmet Şefik Korkmazer. Bu işaretleri o bırakmadı mı bize? Acaba? Nasıl yani, Necmi amcam yalan mı söylüyor? Ben öyle bir şey söylemedim. Ne dedim peki Aziz? Bana artık açıkça anlatır mısın? En başa dönüp her şeyi yeniden değerlendirmem lazım. Anlaşılan ilk karşılaştığımız güne kadar gideceksin. Feride. Sana olan aşkımı sorguluyor değilim. O insanları benimle beraber tanıdığını unutma Aziz. Ben bugüne kadar her adımımı ince ince planlayıp öyle attım. Öngörmediğim her şeyden uzak durdum. Ölçtüm, biçtim, hesapladım. Kendimi ve bu şirketi bu şekilde ayakta tuttum. Ama o antikacıya girdiğinden beri hiçbir şey benim kontrolümde değil. Bir yaprak gibi savruluyorum. Rüzgar nereye? Ben oraya gidiyorum. Kontrol sende mi sanıyorsun? Sanıyordum, evet. Tabii kaderimin ne olduğunu seninle karşılaşınca anladım. O zaman kendini niye harap ediyorsun? Bir mucizeyi yaşıyormuş gibi bakıyorum ben senin yüzüne. Birbirimizi çoktan kaybedebilirdik. Hayalini kurduğumuz bir vuslatımız olmayabilirdi. Yoksa eski hayatını mı özlüyorsun? Ben artık içinde sen olmayan hiçbir şey özlemiyorum Feride. O zaman daha ne? Güven bana. Birlikte girdiğimiz bir yoldan birlikte çıkalım. Kalbime bir defa şüphe düştü artık Feride. Yokmuş gibi davranamam. Üzgünüm. O cam da bir çatlak gibidir. Hep orada kalacak sanıyorsan yanılıyorsun. Sen bizi şüphelerinden koruyabilecek misin?